Merhaba arkadaşlar. Mart ayı Milliyetin Bakanlığı örnek soruları açıklandı. Sorulara baktığımızda tamamen birinci dönemin konularıyla ilgili sorular verilmiş. Zaten Milliyetin Bakanlığı da LGS'de çıkacak olan soruların birinci dönem konularından olacağını açıklamıştı. Bir tane çarpanlar ve katlar sorusu eklenmiş. iki tane üslü sayı, iki tane kare köklü sayı sorusu var sorulara baktığımızda. Bir tane veri analizi. iki tane olasılık, üç tane de cebirsel ifadeler var. Topladığınızda on bir soru yapar ama bir tane soru hem olasılıktan hem de cebirsel ifadelerden olduğu için bu şekilde bir sayı ortaya çıkmış oluyor. Şimdi sorulara geçmeden arkadaşlar bir bilgi vermek istiyorum. Soruların çözümüne geçmeden arkadaşlar kanalımda yapacağım LGS Matematik Kamp hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu LGS Matematik Kampı birinci dönem konularının ilk konusundan başlayacak. Ve her konunun konu anlatımı, yeni sistem sorularla ilgili videoları, çıkmış sorular ve örnek sorular videoları olacak. Hız yayınlarıyla ile, işbirliğiyle yapacağımız bu video serisinde hepinizi bekliyorum arkadaşlar yaklaşık 30 gün boyunca her gün bir video şeklinde ilerleyeceğiz. Katılırsanız çok faydalı olacağına inandığım bir seri olacak. Yukarıdaki i harfini tıklayarak da bu konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Şimdi hemen çözümlerimize başlayalım. Birinci sorumuzda diyor ki arkadaşıyla sinemaya gidecek olan Sercan kendisi ve arkadaşları için birer tane sinema bileti almıştır. Aşağıda Sercan'ın aldığı sinema bilet, biletlerinin ücretleri verilmiştir. Tam bilet 16 TL, indirimli bilet 12 TL'ymiş. Sercan'ın aldığı tam biletler için ödediği toplam ücret İndirimli biletler için ödediği toplam ücrete eşittir. Buna göre Sercan en az kaç tane sinema bileti almıştır denmiş. Şimdi arkadaşlar soruya baktığımızda e, Sercan bu tam biletlerden da, birden fazla sayıda almış. Öyleyse bu tam biletlere ödediği ücret ne olmalı? Eğer bir bilet almış olsa 16 lira, iki bilet almış olsa 32 lira, üç bilet almış olsa 48 lira. Buradan şunu anlıyoruz: tam biletlere verdiği ücret 16'nın katı olmalı. İndirimli biletler ise bir tane almış olsa 12 TL, iki tane almış olsa 24 TL. Bu şekilde 12'nin katları şeklinde ilerliyor. Burada da en önemli cümle bu indirimli bilet ve tam biletlere ödediği ücretler birbirine eşitmiş. Ha, öyleyse bize ne lazım? Bu 16'nın ve 12'nin ileride ortak olan katı lazım. Bu da ekokta bulunur. Hemen 16 ve 12'nin ekoklarını bulmak için yanlarına çizgiyi çektim. 2'ye bölerek başladım. Tekrar ikiye böldüğümde 4'e 3'ü elde ettim. Tekrar 2'ye bölersem burası 2, burası 3 olur. Tekrar 2'ye bölersem burası 1, burası 3 olur. 3'e böldüm. Ve ne oldu arkadaşlar? Ortak katların en küçüğü. Bunların hepsini çarparsak 16 çarpı 3'ten 48 TL olduğunu görüyoruz. Demek ki ...buna toplam 48 TL ödemiş. En az dediği için tabii. Buna da 48 TL ödemiş. Bu aslında en az demeseydi 96 TL de olabilirdi. Şimdi gelelim tam biletlere 48 TL ödemişse... ...ve bir bilet 16 TL ise... ...kaç tane tam bilet almış olur? Tabii ki 48'i 16'ya bölersek... ...3 tane tam bilet almış oluyor. Gelelim indirimli biletlere. Hemen 48 TL'yi 12 TL'ye bölersek... ...buradan da 4 tane indirimli bilet almış olduğunu buluyoruz. Öyleyse toplam aldığı bilet sayısının 7 olduğunu... ...görmüş oluyoruz. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda demiş ki güneş enerjisi paneli sokak lambaları... ...gün içinde panelde depolanan elektrik enerjisini... ...hava karardığında otomatik olarak yanarak tüketmeye başlamaktadırlar. Yukarıdaki görselde verilen sokak lambasının dikdörtgen şeklindeki... ...güneş enerjisi paneli gün içerisinde üzerine düşen enerjinin... ...üçte birini elektrik enerjisine dönüştürüp depolamaktadır. Ha, demek ki arkadaşlar gün içerisindeki elektriğin üçte birini depoluyormuş. Burası önemli. Yandığında 1 saatte bakın 1.8 çarpı 10 üzeri 4 yıl elektrik enerjisi tüketen bu sokak lambasının bulunduğu bölgede günlük santimetre kareye ortalama 3.24 çarpı 10 üzeri 2 jül güneş enerjisi düştüğü kabul edilmektedir. Bu sokak lambasının panelinde depolanan elektrik enerjisini kullanarak tam 9 saat yanması beklendiğine göre bu panelin üst yüzeyinin alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu lamba 9 saat yanacakmış. Peki 1 saatte ne kadar elektrik harcıyormuş? Hemen şuraya bakalım. 1.8 çarpı 10 üzeri 4 jül elektrik harcıyormuş. Önce ben bu 1.8 çarpı 10 üzeri 4'ü Virgülden kurtarmak istiyorum. 10 üzeri 4 ile ben bunu çarptığımda 10 üzeri 4'ün 4 tane sıfırı var. 1 sıfır bunu virgülden kurtaracak 18 olacak. Diğer 3 tane sıfır da yanına eklersem demek ki e, bu lamba 1 saatte 18.000 Joule elektrik harcıyor. Peki 9 saatte acaba ne kadar elektrik harcar? Ben bunu 9 çarpıyorum. Buradan da 162.000 Joule elektrik harcadığını buluyorum lambanın günlük olarak. Peki o zaman bu kadar elektrik depolaması gerekiyor bu güneş enerjisinin fakat üzerine düşen güneş enerjisinin 3'te 1'i kadar, 3'te 1'ini kadar depolayabiliyorsa demek ki üzerine düşecek olan güneş miktarı bu 162.000'in 3 katı olmalı. Öyleyse bunu da 3 ile çarpıyorum. Buradan da 486.000 Joul bulmuş oluyorum. Demek ki bu panellerin üzerine 486.000 Joule'lük güneş enerjisi düşmesi gerekiyor ki bu kadar depolayabilsin. Peki şimdi şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Günlük olarak 1 santimetre kareye 3,24 çarpı 10 üzeri 2 jüllük bir güneş enerjisi düşüyormuş. Bunu da virgülden kurtarmak istiyorum. 10 üzeri 2 demek 2 tane sıfırı var demek. 2 virgül kaydırırsam 324 jül demek ki 1 santimetre kareye düşen güneş enerjisi miktarı. O zaman bu kadar güneş enerjisini depolayabilmemiz için veya bu kadar güneş enerjisinin panellerin üzerine düşmesi için kaç santimetre kare olması gerekiyor? 486 324'e bölüyorum. 1 kere 324, 324. 1620 de 324, 5 kere var. Şuradan da kalan 2 sıfırı yanına eklersek, demek ki arkadaşlar 1500 santimetre karelik bir yüzeye ihtiyacımız olacak. Geçelim 3. sorumuza. Üçüncü sorumuzda kare köklü sayılarla ilgili bir soru. Hayat bir yüzeyinin alanı 200 cm kare olan kare şeklindeki bir kartonu aşağıda gösterildiği gibi ortadan ikiye katlayıp kesikli çizgiyle gösterilen yerlerden kesiyor. Hayat kestiği parçayı atıp kalan parçayı açtığında oluşan şeklin çevresi kaç cm karedir diye sorulmuş. Arkadaşlar önce kareye şöyle bir çizelim. Karenin alanı eğer 200 santimetre kare ise bir kenarı kök 200 olacaktır. Kök 200'ü ise nasıl yazabiliriz? 2 çarpı 100 olduğundan, bu da 10 kök 2'ye eşit demek ki bir kenarımız 10 kök 2 olmalı. Sonra karenin ortasından katladığımızı düşünelim. Şuradan katladık ve buradan bir dikdörtgeni kestik. Şu şekilde bakın, bir dikdörtgeni kesip çıkardık. Şu uzun olan kök 18, kök 18'i de 9 çarpı 2 yazarsak 3 kök 2 yapacaktır. Kök 8'de 2 kök 2 yazabiliriz. Şurası da 2 kök 2 uzunluğunda. Şurayı kesip çıkarttığımızı düşünelim. O zaman burası da 2 kök 2 olmaz mı? Şu tarafta da yine kesilecek. Burası da ne yapacaktır? 3 kök 2 olacaktır. Şimdi bize şeklin çevresini sormuş. Evet, Toplamaya başlayalım. Örneğin şuradan toplayarak çevresini bulmaya çalışalım buradan buraya kadar 1 tane 10 kök 2, buraya kadar 2 tane 10 kök 2, buraya kadar 3 tane 10 kök 2. Öyleyse 3 tane 10 kök 2'yi direkt yazalım. Sonra artı diyelim. Geriye kalanlar arkadaşlar teker teker hesaplayalım. Aslında şu üçünü direkt toplayabilirsiniz. Bakın şu parça, şu parça ve şu parça. Bu üçünün toplamı yine karenin bir kenarına eşit değil mi? Karenin bir kenarı da 10 kök 2 olduğuna göre bir 10 kök 2 daha ekleyebiliriz. Sadece çevresini bulurken aklamam eklememiz gereken şu iki parça kaldı. 3 kök 2 ile şu 3 kök 2 iki kaldı. İkisini de eklersek, iki tane 3 kök 2 ne yapacaktır? 6 kök 2 yapacaktır. Topladığımızda 30 kök 2, 10 kök 2 daha, 40 kök 2, 6 kök 2 daha eklersek cevabımız 46 kök 2 olacak. Yani C seçeneği. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza demiş ki, aşağıda aynı tabana sabitlenmiş olan özdeş KLM lambaları verilmiştir. Bu lambalardan yerden yüksekliği en fazla olan L, en az olan M'dir. L ve M lambalarının yerden yükseklikleri sırasıyla 3 metre ve 2 metredir. M lambasının yerden yüksekliği 2 metreymiş. L lambasının yerden yüksekliği de 3 metreymiş. L lambasının yerden yüksekliği ile K lambasının yerden yüksekliği arasındaki fark K lambasının yerden yüksekliği ile M lambasının yerden yüksekliği arasındaki farktan büyüktür denmiş. Buna göre K lambasının yerden yüksekliği metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Biz burada arkadaşlar K lambasının da yerden yüksekliğine bir değer verelim. Mesela x diyelim. Sonra soruyu okuyalım. Soruda ne diyordu? L lambasının yerden yüksekliği ile yani 3 ile K lambasının yerden yüksekliği arasındaki fark yani 3 ile x arasındaki fark nedir? x arasındaki fark tabii ki 3 x. Soruyu okumaya devam ediyoruz. K lambasının yerden yüksekliği ile yani x ile M lambasının yerden yüksekliği yani 2, x ile 2 arasındaki farktan büyüktür demiş. Burada da x'ten 2'yi çıkartıyoruz. Bu fark bu farktan büyükmüş. Daha sonra bunu çözmek istersek x'i karşıya geçirdik 2x oldu. Eksi 2'yi karşıya geçirdik 5 oldu. Her iki tarafı da 2'ye bölersek 5 bölü 2'den küçük çıktı x. Yani 2,5'dan küçük çıktı. Peki buçu biz köklü yazmak istersek çünkü şıklar hep kök içerisinde ya. 2,5'u kökün içerisine aldığımızda normalde 25'in karesi 625 olduğu için 2,5'un karesi de kök içerisinde 6,25 çıkmış olur. Kök içerisinde 6,25'ten küçük olan hem A seçeneği var hem B seçeneği var. C ve D seçeneği olamaz. Fakat burada da A şıkkı da olamaz. Neden A şıkkı da olamaz? Çünkü baktığımızda X uzunluğu bir defa 2'den daha büyük olmalı. 2 sayısı da zaten kök 4'e eşit. E, kök 4'ten büyük olacağına göre bu da olamaz diyoruz. Cevabımız B seçeneği olacak. Geçelim sıradaki sorumuza. 5. soruda Elif öğretmen santimetre cinsinden eşit aralıklarla bölümlendirilmiş aynı uzunluktaki iki cetveli üst üste koyup aynı hizadaki sarı cetvel üzerindeki tam sayı taban, mavi cetvel üzerindeki tam sayı ise kuvvet olacak şekilde üst ifadeler oluşturmuştur. Elif öğretmenin cetvelleri yukarıdaki gibi yerleştirdiğinde oluşturduğu üstlü ifadeler, bakın aynı hizadakilere bakacaksınız. Şurası taban, şurası üst. Yani bir üstü sıfır. 2 üssü 1 dikkat ederseniz 3 üzeri 2, 4 üzeri 3, 5 üzeri 4 diye verilmiş. Tamam. Elif öğretmen yukarıdaki konumda duran cetvellerden birini sola, diğerini sağa doğru birer santim hareket ettirip aynı şekilde yeni üslü ifadeler oluşturmuştur. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi bu üslü ifadelerden birine eşit olabilir? Şimdi arkadaşlar olayı ben şöyle size anlatayım. Cetvelleri buraya aldım ben şimdi. Ne demişti arkadaşlar? Yukarıdaki konumda duran cetvellerden birini sola, diğerini sağa doğru birer santim hareket ettirip diyor. Mesela bunu ben bir santim sola doğru hareket ettireyim. Diğerini de bir santim sağa doğru hareket ettireyim. Bu durumda elde ettiğim üçlü ifadeler ne olmuş oluyor? Baktığımda 0 üzeri 1, 1 üzeri 2, 2 üzeri 3, 3 üzeri 4, ve 4 üzeri 5 üslü sayılarını elde ediyorum. bunlardan baktığımda 4 üzeri 5, 1024 şıklarda yok. 3 üzeri 4, 81 şıklarda yok. 2 üzeri 3, 8 şıklarda var. Öyleyse cevaba ben A seçeneği diyorum. Eğer böyle herhangi bir çıklardaki bir sayı bulamasaydık arkadaşlar, hangisinin sağ, hangisinin sola olduğu verilmediği için bir de şunu denemek gerekirdi. Üsttekini bir birim sağa, soldakini de bir birim sola öteleyip sonra tekrar deneyerek şıkları inceleyebilirdik. Evet geçelim 6. sorumuza. Altın sorumuz arkadaşlar veri analizi ile ilgili bir soru. Aşağıda kitap satışı yapan bir internet sitesinin 2017 ve 2019 yıllarındaki kullanıcı sayısının yaş gruplarına göre dağılımları verilmiştir. İfadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Hemen birinci maddeye bakalım. 2017 ve 2019 yıllarındaki 45-54 yaş aralığındaki kullanıcı sayıları birbirlerine eşittir denmiş. Arkadaşlar 2017 yılındaki 45-54 yaş grubuna baktığımda merkez açısı 30 derece. 2019 yılındaki merkez açıya baktığımda yine 30 derece. Dereceler eşit diye biz bunların sayıları birbirine eşittir diyemeyiz. Çünkü burası toplamda 5 milyon 400 bin kişi. Burası ise toplamda 7 milyon 200 bin kişi. Dolayısıyla bu 30 dereceler farklı kişilere tekabül edecektir. Birincisine o yüzden yanlış diyoruz. İkincisine geçiyoruz. 2019 yılında 16-24 yaş aralığındaki kullanıcı sayısı yani şuradan bahsediyor. Şuranın merkez açısını bulacağız. 2017'ine göre 650 bin kişi artmıştır denmiş. Şuradaki açıyı hemen toplayalım. 120, 90 daha, 210, 240, 260 geriye 100 derece kalmış oluyor. Buradaki ise açı 90 derece. Öyleyse 360 derecede 90 derece ise 5 milyon 400 binde acaba kaç kişidir diye bir orantı kuralım. Bu bunun dörtte biri. 5 milyon 400 binin de 4'te birini alalım. 1 milyon 350 bin kişi çıkmış oluyor. 16-24 yaş grubu 2017'de gelelim. 2019 yılındakini bulmaya. 360 derecede, 100 derece ise acaba 7 milyon 200 binde kaç derecedir? Şuradan bu defa yapmak istiyorum. Bakın 20 katı ya bunun da 20 katını alıyorum. Buradan da 2000 kişi çıkmış oluyor x. 1350 2000 kişi dolayısıyla 650 bin fazla. Öyleyse ikinci maddeye doğru diyeceğiz. Üçüncü madde 2019 yılındaki 35-44 yaş aralığındaki kullanıcı sayısı 2019 yılındaki 35-44 yani şuraya denk geliyor 90 derece. 2017 yılına göre 600 bin kişi artmıştır. Burada da bu açı verilmemiş. Hemen bunun açısını bulalım. 90, 135 daha, 225, 250, 280, geriye de 80 derece kalmış oluyor. Öyleyse orantıyı ben şuraya yazıyorum. 360 derecede 80 derece ise acaba 5 milyon 400 bin kişi de kaç kişiye denk geliyor? 5400 ile 80'i çarpacağız ve 360'a böleceğiz. Şu sıfırları direkt sadeleştirdim. 36'yı 18'e bölersem 2 kere. 54'ü 18'e bölersem 3 kere. Öyleyse burada 300 kaldı. Şu 8'e de 2'yi sadeleştirirsem 4 kalır. 300'e de 4'ü çarparsam buradan 1 milyon 200 bin kişi olduğunu bulmuş olur. 3 sıfırlarını zaten yazmamıştım. Gelelim 2019 yılındaki 35-44 yaş aralığına. Burası 90 derece verilmiş. 90 derece biliyorsunuz 360'ın 4'te biri. Direkt 7 milyon 200 binin 4'te birini bulabilirsiniz. 7 milyon 200 binin dörtte biri de 1 milyon 800 bin kişi yapmış oluyor. Öyleyse 600 bin kişi artmıştır ifadesi doğru bakın. Direkt 600 bin artmış. Öyleyse 3. madde de doğru. Bizden istenen doğru olanlar cevabımız D seçeneği olacak. Geçelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda kare prizmanın açık şekli ve kapalı şekli verilmiş. Uzunluğu 4A santim olan yukarıdaki tahta arkadaşlar tahtamızın uzunluğu 4 aymış hemen yazalım. Aralarında 12 santim uzunluk farkı olan iki parçaya ayrılıyor. Daha sonra bu iki parça ortadan ikiye ayrılarak elde edilen 4 parça aşağıdaki gibi uç uca birleştiriliyor. Bu tahtalar arasında kalan bölge bir kare prizmadır. Buna göre bu kare prizmanın dikdörtgen şeklindeki yüzeylerinden birinin santimetre kare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir denmiş. Şimdi arkadaşlar bunu iki parçaya böleceğiz bu tahtayı önce. Fakat burayla bu ile bu parçanın arasındaki fark 12 olacak ve toplamları da 4A olacak. Nasıl olabilir? Ben buraya ne dersem buraya ne dersem toplamları 4A olmalı ve aralarındaki fark da 12 olmalı. Tabi burada denklem kurma kullanılabilir. Birine x deseniz diğerine de x artı 12 deseniz Sonra bu ikisinin toplamlarını 4a'ya eşitleseniz. x artı 12 ile x'in toplamlarını 4a'ya eşitleseniz. E, denklem kurma gerçi şu an müfredatta yok gibi gözüküyor. Ama denklem kurmadan da tabi bulunabilir. Denklem kurma biraz daha işimizi kolaylaştırıyor. 12 karşı eksi 12 olarak geçerse ve her iki tarafı 2'ye bölersem bu durumda 2a eksi 6 olmuş olur x'imiz. Yani tahtamızın şu kısa parçasının uzunluğu. 2a eksi 6 uzun parçası da ondan 12 fazla olduğuna göre 2a artı 6 olmuş oluyor. Gerçekten toplamları 4a ve aralarındaki fark da 12. Artık şu bizim x'lerle işimiz kalmadı. Bu x'leri silebilirim. Şimdi daha sonra diyor ki bu iki parça da ortadan 2'ye ayrılacak. Ha, öyleyse bu 2a eksi 6'yı 2'ye bölersem ne olur? Yarısını alalım. a eksi 3 olmaz mı arkadaşlar? İşte o kısa parçanın da yarısı buraya gelmiş oluyor uzunluğu a 3. İşte burası da a 3. Uzun parçanın yarısı nedir? a artı 3. O da buraya gelmiş oluyor. a 3 de uzun parçanın uzun kenarı. Bu tahtalar arasında kalan bölge bir kare prizma ise eğer demek ki bu şeklimizin tabanı bir kare olmalı. Yani bizim tahtamızın demek ki şu yani tahtamızın eni de a 3 olmalı ki burası bir kare olabilsin, değil mi? Şurası da a 3 olmalı ki Burası bir kare olsun ve şeklimizde kare prizm olsun. Burası a-3 ise burası da a-3 olacaktır. Şimdi gelelim bize bizden istenen şey. Bizden istenen neydi? Her bir bölgenin yüzeyinin alanı bizden istenmişti. Öyleyse buranın alanı arkadaşlar. Şöyle bir ok çizelim. a-3 ile a-3'ün çarpımı yani a-3'ün karesi olur. Bu da birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi olacaktır. Ama bu şıklarda yok. Gelelim şuranın alanını bulmaya. Buranın alanını bulurken de uzun kenarımız a artı 3. Şurası a artı 3. Şu kısa kenarımız ise a eksi 3. a artı 3 ile a eksi 3'ü çarpacağız. Bize neyi hatırlattı bu a artı 3 ile a eksi 3'ün çarpımı? 2 kare farkını hatırlattı. Neden? Birinci sayılar aynı. ikinci sayılar aynı. Aradaki işaretlerden biri artı biri eksi. Öyleyse birincinin karesi alınır. Araya eksi konur ve ikincinin karesi alınır. A kare eksi 9. Evet, çıklarda var. Öyleyse cevabımız D seçeneği olmalı. Evet, geçelim 8. sorumuza. 8. sorumuzda olasılığın tanımı verilmiş, formülü verilmiş. Bir kutunun içerisinde üzerlerinde birer cebisel ifade yazılı olan aşağıdaki 5 kart vardır denmiş. Kuzey'in bu kartlar arasından rastgele seçtiği bir kartın üzerinde yazan cebirsel ifadenin x küp eksi 4 x cebirsel ifadesinin bir çarpanı olma olasılığı nedir diye sorulmuş. Yani bizden istenen arkadaşlar x küp eksi 4 x'i çarpanlarına ayırmak. İki tane terimden oluşuyor bakın ifademiz. Eğer iki terimden oluşuyorsa aklımıza iki kare farkı gelecekti. Fakat iki kare farkına şu an uymuyor. Bir de ortak çarpan parantezi zaten devamlı. Bütün kurallarda aklımıza gelecekti. Bakıyorsunuz. Ee x ortak çarpanı var. Hemen x ortak çarpan parantezine alıyorum. Birinci ne kalır? x kare kalacaktır. Aradaki çarpı eksi. İkinci ne kalır arkadaşlar? 4 kalacaktır. Şu şekilde sağlamasını yapabilirsiniz. x'i dağıttığımda x küpü verir mi? Verir. x ile 4'ü çarptığımda 4 x'i verir mi? Verir. Peki bitti mi çarpanlara ayırma? Hala bitmedi arkadaşlar. Neden? Çünkü işte şimdi yine burada iki terim var ya. Burası çarpanlarına ayrılabiliyor. İki tane terimden oluşuyorsa aklıma yine iki kare farkı gelecek şu herhangi bir şeyin karesi mi? Evet x'in karesi. Bu neyin karesi? 2'nin karesi ve arada eksi var. Öyleyse ben bu ikisini evet, x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde çarpanlarına ayrıldı. Şimdi gelelim olasılığımızı hesaplamaya. Olasılık hesaplanırken payda tüm durumların sayısı yazılacak. Bakıyorum kaç tane kartım var? 5 tane kartım var. Öyleyse olası durum sayısı 5 tane. Peki istenen durum sayısı bunun çarpanı olması. x 3 bizim çarpanlarımız arasında mı? Hayır x eksi 4 hayır. x eksi 2 evet çarpanlarımızdan biri. x artı 2 de çarpanlarımızdan biri. x artı 5 de çarpanlarımızdan biri değil. Öyleyse bu 5 tane karttan 2 tanesi bizim ifademizin çarpanlarından biri olduğu için cevabımız 5'te 2 ihtimal olmalı. Evet geçelim 9. sorumuza. 9. sorumuzda kenar uzunluğu x birim olan kare şeklindeki kağıt şekil 1'deki kağıdın sol kenarına bir birim uzaklıktaki doğru boyunca katlanıp şekil 2 oluşturuluyor. Daha sonra kağıdın üst kenarına iki birim uzaklıktaki doğru boyunca tekrar katlanarak şekil 3 oluşturuluyor. Son olarak şekil 3'teki kağıtların üst üste gelmediği kısım kırmızıya boyanıyor. Evet arkadaşlar şuradan bakın bir birim uzaklıktan kağıdı katladık. Kağıdımızın ucu buraya geldi. Daha sonra yukarıdan iki birim uzaklıktan şeklimizi katladık. Şuradan şu şekilde katladık. Bu kağıdımızın uç kısmı buraya gelmiş oldu. Yani şurası katlanan kağıtların uç kısımları. Sonra burayı kırmızıya boyamış. Buna göre kırmızı boyalı bölgenin birim kare cinsinden alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burası bir birim. Dolayısıyla burası buraya katlanınca burası da bir birim olmuş oluyor. Buraya ne kalmış oluyor arkadaşlar? X eksi 2 birim kalmış oluyor. Yani şurayı biz bulmuş olduk. X eksi 2. Aynı zamanda burası da X eksi 2. Gelelim üst tarafa. Şuranın toplam uzunluğu kare olduğu için x buradan buraya kadar x. E burası 2 birim, e burası da iki birim. Öyleyse şuraya ne kalmış olur? x'ten 4'ü çıkartırsak x 4 kalmış olur. Yani şurayı biz x 4 bulmuş olduk. Aynı zamanda burayı da x 4 bulmuş olduk. Şimdi bu ikisini çarparak bu kırmızı bölgenin alanını bulabilirsiniz. x 2 ile x 4'ü çarpmanın kısa yöntemini bilmiyoruz, değil mi? Bu normal uzun olarak dağıtılarak bulunacak. Buna bunu çarparsanız x kare Bununla bunu çarparsanız eksi 4x. Bununla bunu çarparsanız eksi 2x. Buna da bunu çarparsanız artı 8 yapar. Şu ikisi benzer terim olduğu için toplanabilir. Eksi 4x ile eksi 2x toplanırsa eksi 6x yapacaktır. Öyleyse cevabımız x kare eksi 6x artı 8 yani c seçeneği olacak. Geçelim son sorumuza. Son sorumuzda Luna Park'a giden Uğur, oyuncakları bilmek için Luna Park işletmesinin 2 TL'ye sattığı kartlardan bir tane alıp bu kartta para yüklemesi gerektiğini öğrenir. Bu işletme bir karta yapılan her 9 TL'lik yüklemeye 2 TL hediye yükleme yapmaktadır. Kişi görevlisine 20 TL verip para üstü almayan Uğur, aldığı kartla yukarıda fiyat listesi verilen oyuncaklardan bazılarına birer defa biner. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Uğur'un bilmiş olabileceği oyuncakları gösteren olası durumlardan biri değildir denmiş. Şimdi arkadaşlar, işe görevlisine 20 TL verdiğine göre Uğur bu 20 TL'nin 2 TL'si karta gidecek ve geriye 18 TL'si kalacak. Bu 18 TL'de de 2 tane 9 TL var. Her 9 TL için 2 TL hediye alacağına göre toplam kartına yükleyebileceği 22 TL para olduğunu görüyoruz. Buna göre bütün şıklar incelenecek. İşte A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı ve D şıkkı toplam kaç lira yapıyor? İncelenecek. Eğer 22 TL'den fazlaysa demek ki bu olası bir durum değildir diyeceğiz. D şıkkından başlıyorum. Çarpışan araba 7 TL, Dönme dolap 9 TL, Trenisi 8 TL. Bunları topladığımızda 24 TL yapıyor. Ama elimizdeki kartta 22 TL yüklü olduğuna göre bu D şıkkındaki olası bir durum değildir diyeceğiz. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. LGS Matematik Kampımız bugün başlıyor. Matematiğin birinci dönemin ilk konusundan başlayarak bir birinci dönemin son konusuna kadar her gün videolarla bu konuları tekrar edeceğiz. Yeni sistem soruları, çözüm taktiklerini vereceğiz. Bu videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.